Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bolca linçlendiğim çaydanlık temizleme videosundan sonra yepyeni bir çaydanlık videosu ile karşınızdayım. Fakat o videoyla bu videonun arasında fark var. O çaydanlığım mat bir çaydanlıktı ve çok yanmış bir çaydanlıktı. Bu çaydanlığım ise parlak yüzeye sahip, yanmamış bir çaydanlık. Bakalım mat ve parlak çaydanlığın arasındaki farkın aynı malzemelerle, aynı karışımla nasıl sonuç göreceğimi sizlerle birlikte paylaşmak istedim. O zaman çaydanlığımı hemen size göstereyim. Çaydanlığım bu. Şimdi size ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz kanalımda yani geçtiğimiz yıl çaydanlık temizleme videosu paylaşmıştım. O çaydanlığıma bolca linç gelmişti. Zaten videonun açılışında söylediğim gibi. Şöyle bir takım yorumlar vardı. Bazı yorumlara şimdi buradan bu video aracılığıyla cevap vermek istiyorum. İzleyenlerin kafasında herhangi bir soru işareti kalmasını istemiyorum. Yorumlarda çaydanlığımın üzerinde işte şöyle göstermiştim. Bakın görüyorsunuz çaydanlığımın dışında yağlar var demiştim. Yorumların bir kısmında işte yalan söylüyorsun. Çaydanlıkta yağ olmaz. İşte çaydanlıkta yemek mi yapıyorsun? Gibi gibi yorumlar vardı. Şöyle anlatayım ben. Çaydanlığım burada ocaktayken atıyorum şuraya koyayım. Şurada ocaktayken, ben de burada veya burada veya burada yemek yapıyorken, çaydanlığımda aynı yemek yaparken yanında olduğu için yemeğin yağı çaydanlığa sıçrıyor. Yani etrafa sıçradığı zaman dolayısıyla çaydanlığa da sıçrıyor. Ben yağ derken ondan bahsetmiştim. Yoksa tahmin ettiğiniz gibi çaydanlıkta yemek yapmıyorum. Patates de kızartmıyorum. Evet, bunu da açıkladıktan sonra fazlaca gelen bir yoruma daha burada açıklık getirmek istiyorum. O da su. Çok fazla su harcadığıma dair işte bu kadar su açılır mı? İşte çok fazla su harcamışsın gibi gibi yorumlar vardı. Sizleri anlayabiliyorum. Hani fakat hani izlediğiniz video 5 dakikalık bir video ve 5 dakikalık bir videoyla benim genel hayatımda bu kadar yoğun bir su harcadığımı düşünmeniz, hani sizi anlamaya çalışıyorum ama o şekilde değil, öyle düşünmeyin, emin olun. Eğer beni tanımış olsaydınız ne kadar tasarruflu bir insan olduğumu genel hayatım itibariyle anlamış olurdunuz. Bu yüzden kanalıma abone olun ve beni tanıyın diyorum. Bu arada bulabilirsem eğer, az önce aradım, gösterecektim size burada fakat gösteremedim. Evime gelen son su faturasını da sizlerle paylaşacağım. Yani demek istediğim, 5 dakikada gördüğünüz o videodaki, bir de benim musluğumun ucundaki aparat kademeli bir şekilde ve ben de video çekerken, yani çaydanlık bol suda temizlensin diye ve size de bunu çok net bir şekilde göstermek istediğim için 3. kademede açmıştım suyu. En hızlı, en yoğun akan kademesinde açmıştım. Siz de tabii ki çok su harcadığımı zannetmişsiniz. Fakat öyle değil. Ama gerektiği yerde harcıyoruz yani. Mutfakta kimyasallar, işte deterjanlar, onların kalıntısını gidermek için çok su gidiyor. Ama öyle tahmin ettiğiniz gibi değil. Evet, buna da açıklama getirdikten sonra hemen videoma geçmek istiyorum. Çaydanlığımı göstereyim. Bu çaydanlık benim günlük kullandığım çaydanlıklardan bir tanesi. Fakat bu çaydanlık parlak bir çaydanlık. Daha önce kanalımdaki paylaştığım çaydanlığım Korkmaz'ın çaydanlığı. Mat bir yüzeye sahip bir çaydanlık o. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi bu çaydanlığımın içi de oldukça pis. Çay kalıntıları var, görüyorsunuz. Dışını da görüyorsunuz. Şöyle. Çaydan dolayı sararmış. Altını göstereyim size hemen. Altı da yine böyle kireçten dolayı pislenmiş. Şimdi benim bu çaydanlığıma da linçleyeceksiniz eminim. Siz linçlemeden ben söyleyeyim. Bu çaydanlığı, bu videoyu çekmek için hiç temizlemedim, emin olun. Size bu parlak çaydanlıktaki aradaki farkı gösterebilmek için bu videoyu çekiyorum. Çaydanlığımı temizlemedim. Lütfen linçlemeyin. Ama linçlerseniz de canınız sağ olsun. Hiç problem değil. Evet, bunun da dışı. Dışı gene şu
altı yanlar gibi oldu ama yanmadan kapatmıştım. Fakat yine de altı hafiften böyle renk değiştirir gibi olmuş. Bunun da dışında böyle lekeler var. İçini zaten göstermiştim. Lekeler var. Pis yani. Evet, çaydanlığımı yakından gösterdim. İçini, dışını, her tarafını gösterdim. Oldukça pis bir çaydanlık. Ben önceden sıcak su kaynatmıştım. Gördüğünüz gibi büyük bir tencerenin içine sıcak su koydum. Altını da açıyorum. Çaydanlığımı bu tencerenin içine koydum. Tamamını koydum. Şimdi hemen içine koyacağım. Karbonattan şu tencerenin içindeki suya da koyacağım. Ve çaydanlığın içine de koyacağım. Çaydanlığın içinde su dolmasını sağladım. Hepsini koydum. Yani şey yapmadı. Yeterli geldi. Şimdi yine bir yemek kaşığı kadar tencerenin içine ya da 1,5 yapayım bunu. Tencerenin içine koyacağım. Bir yemek kaşığı da şeye, çaydanlığın içine koydum. Gördüğünüz gibi yoğun bir kireç olduğu için köpürmeye başladı. Şimdi de birazcık beyaz sirke koyacağım. Hem buraya hem de buraya. Göz kararı koydum. Bu küçük çaydanlığımda sarı olmuştu çaydan dolayı. Onun içine de herhangi bir bulaşık tableti koyacağım. Marka fark etmiyor. Evinizde olan herhangi bir bulaşık tabletini koyup içine su koyacağım. Kaynar su koyarsak daha iyi olur. Bunu da şuradaki küçük göze aldım. Altını açıyorum. İçindeki deterjan bitene kadar bu böyle kaynasın. Kapağını kapatmayacağım. Şu kapağı da şunun içine atayım. Bu da temizlensin. Şimdi bu bir 15-20 dakika kadar kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım ve temizleme işlemine geçeceğim. O zaman görüşürüz. Şimdi bunlar hazır. Ben altını kapattım. İçindeki pisliğin nasıl temizlendiğine bir bakın. Suyum sararmış bayağı. Şimdi bu suyu bir lavaboda bir dökeyim. Hep beraber görelim. Sapsarı bir su. Görüyor musunuz? Tertemiz olmuş. Büyük çaydanlığımın içi de bu şekilde. Şimdi bunu temizleyeceğim. Şimdi bunun dışını da parlamasını istediğim için aynı tencerenin içine bunu koyuyorum. Bu arada parlasın. Yeni açtığım teli kullanacağım. Bolca cif döktüm. O videoda göstermemişim. Yine böyle cifle yapmıştım. Hani neyle sildiğimi, dışını neyle temizlediğimi sormuşsunuz. Cifle temizledim. Herhangi bir cifle temizleyebilirsiniz. Fark etmiyor. Biraz kaynadı. Şimdi de bunu temizlemeye geçiyorum. Gördünüz mü nasıl parlıyor? O şey suyun içine atınca daha da parladı. Çaydanlıklarımı yıkadım. Şimdi kurulayayım. Sonucu hep beraber bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çaydanlığımı temizledim. Hemen göstereyim size. Şu şekilde çaydanlığımın içi pırıl pırıl, üst çaydanlığım. Şöyle. Alt çaydanlığımı göstereyim size. Şöyle. Altı da bu şekilde. Tabii çaydanlık parlak bir yüzeye sahip olduğu için daha çabuk temizlendi ve daha çabuk parladı. İçinde net bir şekilde görebiliyorsunuzdur.
Altı da bayağı bir temizlendi. Yani bayağı bir açıldı. Ve bütün olarak göstereyim. Kaydanlığım tertemiz oldu, pırıl pırıl oldu. Dediğim gibi ben bu işlemi genellikle sık sık uyguluyorum. Bugünkü çaydanlık temizleme videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik bildirim zil işaretine de basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.